Arkadaşlar herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda ok atma oyunu yapacağız. Facebook sayfası üzerinden sormuştum, ok atma oyunu mu yoksa basit bir trafik sistemi mi göstereyim diye. Çoğunluğunuz ok atma oyunu dedi. Ben de onun için ok atma oyunu nasıl yapılır onu göstereceğim. Çok basit bir şekilde, yani uzatmadan fazla yapacağız. Şöyle göstereyim hatta. Şöyle biz şu an şöyle bir karakteriz, yani yerimizde duruyoruz. Şöyle cabalayan bir target, yani hedefimiz var. Bir de şöyle duran var. Tabi duran daha az puan veriyor. Jabalayan ise daha fazla puan veriyor. Şöyle oku gerdiğimiz zaman şu an ses çıkıyor ama size geliyor mu bilmiyorum tam olarak. Attığımız zaman da yine bir ses çıkıyor. Böyle vuruyoruz. Şöyle. Mesela şöyle. Böyle arkadaşlar bir ok atma oyunu yapacağız. Çok basit bir şekilde. Tabi siz bunu daha da geliştirebilirsiniz. Hatta bu ok sisteminin kendi oyunlarınızda farklı bir şekilde kullanabilirsiniz. Mermi olarak. Mesela 80'den vurdum. Biraz tuhaf oldu ama. Kendi oyunlarınızda mermi olarak ya da normal bir ok atma olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yeni bir proje açacağım. New proje. Open. Pardon. New diyorum. Ok atma dersi. 3D proje. 3D bir proje olacak. Unity projelerin içine ben oluşturuyorum. Şimdi bugünkü kullandığımız tüm malzemeleri forum sayfamızda paylaşacağım. Foruma da bayağıdır bakmıyordum ama şimdi ilgilenmeye başlayacağım yavaş yavaş. Burada paylaşacağım. Burada ders videoları ve malzemeler kısmında şu an iki kişi varmış zaten. Burada paylaşacağım bunları. Oradan da bakabilirsiniz. Kesinlikle ama kopyala yapıştır yapmayın arkadaşlar. Sizin için diyorum. Şimdi açtığımız zaman size iki tane, pardon, bir dosya vereceğim. Şöyle göstereyim. Masa üstüne gidebilirsem. Şöyle gideyim. Bir dakika. Şöyle hepsini alt alta gideceğim. Evet. Ok atma dosyalar diye bir proje var. Bir dosya var. Onu alıp şuraya atacağız. Şöyle. Bunun içinde ne var derseniz arkadaşlar. 3 tane ses var. Gerilme sesi, yani yani çekerken bir ses. Ok bir yere vurduğu an çıkacak olan ses. Ok saplama sesi. Bir de oku attığımız zaman çıkan ses var. Bir de ek olarak karakterimizin etrafa bakması için bir hazır bir kod buldum. Hazır bir kod. Yani ben yazmadım şu an. Hazır bir şey buldum bunu. Zaten amacımız ok atma olduğu için bununla uğraşmayacağız bir daha. Bunu alıp kullanabilirsiniz yani. Şunu main kamera geleceğim. Bu ok at, pardon, bu mouse kodunu buraya atacağım. Burada gerekli ayarları siz yaparsınız. Zaten sensitive, yani bu dönüş hızını falan vereceksiniz. Şöyle baktığımız zaman artık etrafa şöyle bakabiliyoruz. Çok basit bir şekilde. Şimdi geleceğim. Direktmen şuraya sağ tıklayıp create'ten folder diyeceğim ve ismini arkadaşlar kodlar diyeceğim. Bu smooth, bu kodu bunun içine atacağım. Ve pardon. Pardon. Şöyle. Sağ tıklayacağım create'ten C sharp. İsmini de arkadaşlar yeni bir kod oluşturacağım. İsmi de oyun olacak. Burada oyunumuzun bazı genel olaylarını yapacağız. Create'den bir folder da oluşturup ismini sesler diyelim. Ve şu 3 tane sesi bunun içine atacağım şöyle. Bunu artık silebiliriz. Pardon, ne yaptım? Pardon, onu da yapacağız bir dakika. Şöyle siliyorum. Sağ tıklıyorum. Create'den folder. İsmini de arkadaşlar sahneler diyorum. Yani CTRL-S diyerek sahnemi kaydedeceğim. Şöyle çoğalt ve şey yapayım. Sahnelere girip sahne adını şöyle sahne diye kaydettim. Daha gerekli olan bir şey var mı? Şu anlık yok. Şimdi main kameraya attık. Şimdi hemen bir platform hazırlayalım kendimize. Şöyle sağ tıklıyorum. Şuraya gelelim. Create'den bir folder da oluşturup ismini materyaller. Şimdi buraya sağ tıklıyorum. 3D objelerin bir tane küp yapalım. Bu küpü böyle sıfırlıyorum. 0, 0 ve 0. Büyüklüğünü siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben 50'ye 50 yapayım. Y'sini arkadaşlar 0.5 yapsak uygun. Buraya sağ tıklayıp materyallere, create'den materyal diyoruz ve ismini arkadaşlar zemin diyoruz. Ve oluşturduğumuz zemin materyalini buraya sürükleyip bırakıyoruz ve ismini, pardon, rengini şuradan kendi zemininizi artık, hadi varsa bir tekstüreniz, kullanabilirsiniz. Şu anlık ben böyle kullanacağım. Tamam.
Bu küpün ismini zemin diye değiştirelim ve bunun içindeki şu smooth denen bir olay var burada. Yani şey, bu parlaklığı ayarlıyoruz. Bunu kapatabiliriz şöyle. Pardon, şöyle. Güneşin vurduğu parlaklığı bize göstermiyor şu an yani. Onu azalttık. Zaten anlamışsınızdır değişikliği. Şuna CTRL-D diyerek kopyala yapıştır yapıyoruz ve şöyle V yardımıyla snap diyoruz. V'ye basılıyorum. Bakın şu an çıkıyor. Bunu şöyle tutup sürüklediğimiz zaman oraya snap atıyor. Yani snapli orayı birleştiriyor diyelim. Bunun X'ini 50 yapalım yine. Z'sini 1 yapacağız. Ve büyüklüğün arkadaşlar Y'sini yani 5 yapacağız. Şöyle çekeceğim ben. Yine bunu şuraya nasıl yapsak şöyle yapalım ya da şöyle yapalım. Bunun ismini arkadaşlar duvar yapıyoruz ve bundan bir tane de oluşturuyorum. Şöyle onu da yapacağım. Aynı şekilde buraya geleceğim. Bu kez burayı 50 yapacağım. Burayı 1 yapacağım. Pardon, burayı 1 yapmayacağım. 1 burada var. 1 burada var. Yani burayı 48 yapacağım. 48. Daha sonra bunu böyle çekip şuraya atacağım ve tamam bakalım olmuş. Aynı şekilde buraya yapacağız. Şöyle tamamdır. Alanımız hazır. Çok basit bir şekilde olsa da alanımızı hazırladık. Şöyle kameramızı, şu bakın bizim oyuncumuzu şöyle geri çekelim biraz. Şöyle oyunumuzdan baktığımız zaman aynen şu an güzel oldu. Y'sinde duvarın büyüklüğü 5 ise 2,5 yapalım yarısı kadar. Aynen şu an iyidir. Zaten her ok attığımız zaman bunun böyle yerini değiştireceğiz. Yoksa basit bir oyun olur. Şimdi bunun ismini hepsini tutacağım böyle shift yardımıyla. En üsttekini seçip shift ile en alttakini seçiyorum. Ve ismini arkadaşlar duvar diyorum. Ve buradaki buraya tıklayıp create'den material deyip ismini duvar diye oluşturuyorum. Ve şunu dördünü tekrar seçip şuradaki oluşturduğum duvar materyalini buraya sürükleyip bırakacağım. Ve rengini arkadaşlar siz kendiniz şöyle ben şöyle bir şey yaptım. Buraya şimdi sağ tıklıyorum boş bir yere. Create Empty yani boş bir obje oluşturuyorum. İsmini de arkadaşlar ne diyelim? Objeler diyelim. Objeler. Ve bunu arkadaşlar resetliyorum pozisyonlarını ve rotasyon ve büyüklüğünü resetliyorum. Burada oluşturduğum 5 tane objeyi bunun içine atacağım. Şöyle daha temiz bir şey için. Hatta bunu da bunun içine atabilirim. Buna da arkadaşlar karakter diyelim. Tamamdır. Şimdi gelelim bizim bu oku atmamıza. Ama bundan daha önce yapacağımız bir şey var. Oku hazırlayacağız. Şimdi bu tek derste olacağı için ben Blender'la bir ok mu şey yapsam, modellesem? Ya da siz kendiniz modellersiniz ya da internetten bulabilirsiniz. Hatta ben bir modelleme derste çekebilirim yani basit bir şekilde. Ama şu anlık kendimiz yapacağız buradan. X'ini 0,1 yapalım. Y'sini de 0,1 yapalım. Z'si böyle gayet normal. Şöyle yukarı doğru çekelim. Bir tane de oluşturacağım. Yukarı doğru çekeceğim. Ve bunu böyle 45 derece bir açı vereceğim buna şöyle. Ve şuradan birleştireceğim. Daha sonra bunun bu uzunluğunu 0,3 mü yapsam? Aynen 0,3 yapacağız. Ve şöyle tekrardan birleştireceğim. Şöyle gayet iyi oldu. CTRL-D diyorum ve bunu eksik 45 yapıyorum. Yani ters şekilde yapacağım. Ve aynı şöyle bir dakika. Şu alta yapacağım. Gördüğünüz üzere bir okumuzu hazırladık. Çok basit bir şekilde olsa da. Hatta şöyle oluşturacağım. Bu kez bunu sıfırlayacağım. Şuradan 45 vereceğim. Pardon. Şuradan 45 vereceğim. Daha sonra şöyle birleştireceğim. Bir tane de oluşturacağım. Ve bunu da eksik 45 yapıp yani tersini yapıp şuradan birleştireceğim. Artık bir böyle bir bazı oyunlarda olur böyle saplamalı bir şey olur. Yoksa saplar sizi. Daha sonra kendine doğru çeker. Yani o tarz bir şey oldu şu an. Biraz saçma bir şey oldu ama neyse. Şimdi bu ana objemiz yani şu çubuk. Bunun box koridoru olsun. Hatta bunu da silelim. Şunların hepsini tutacağız. Sileceğiz. Şöyle. Daha sonra şu ortadaki uzuna tıklayıp sağ tıklayıp create empty diyoruz ve bunu çıkarıyoruz arkadaşlar. Buradaki bak asıl olay buradaki büyüklüklerini kesinlikle 1 yapalım. Pozisyonlarını ellemiyoruz. Zaten amacımız da tam burada bir obje oluşturmaktı. Onun için pozisyonlarını ellemiyoruz. İsmini arkadaşlar ok diyelim. Ve buradaki 5 tane 4-5 tane objemizi bunun içine atacağız. Artık bu bir tane ok oldu böyle. Bir obje oldu yani.
Bunun içine gireceğiz. Box koridoru vereceğiz. Yani bunun bir dış bir element olacak. Zaten onun sayesinde biz bu oku saplayacağız. Şöyle şuradan ayarladım. Yandan bakış. Şöyle yukarı doğru çekeceğim. Yukarı doğru. Yani şuradan çıksın bir. Daha rahat işlem yapalım. Box'ı açacağım. Bakın çok büyük bir şey. Şöyle edit değil de şuradan 0.1 yaparsak ya da 1, 1.5. 1 yapalım arkadaşlar. 1 zaten tam o. Z'den baktığımız zaman, ön taraftan baktığımız zaman yine uzun. Onu da 0.1 yaparsak, pardon, 0.1 yaparsak olacaktır. Şöyle tam gözükmüyor ama şu an şurada bir obje var. Tam bir koridoru tam orada gözükmüyor fazla ama o tam orada yani. Şimdi bu bizim objemiz, okumuz. Buna bir ağırlık vermemiz lazım ki yere doğru düşsün. Add component deyip rigid body vereceğim. Bu bizim ağırlığımız olacak. Hatta şöyle oyunumuzu başlattığımız zaman bakın pardon. Bizim okumuz yere düştü gördüğünüz üzere. Bakın şurada. Şimdi oyunu kapatacağım. Oka geleceğim. Bunun şu ayarlarını oynayacağız. Yani ne ayarlarını? Şöyle. Bizim okumuz şöyle bir dönüş yapmayacak. Kesinlikle yapmayacak. Bunu engellememiz lazım. Şöyle bir dönüş yapmayacak. Şunu engelleyeceğiz. Hatta şunu da engelleyebiliriz. Şuraya geleceğim. Bakın buradan engelleyebiliyoruz dönüşlerini ya da pozisyonlarını. Rotasyon kısmında X, Y ve Z'yi kilitliyoruz arkadaşlar. Yani bu artık böyle falan dönmeyecek. Oyunumuzu başlattığımız zaman şu an göremeyeceğiz fazla ama bakın. Şu an hiçbir dönüş yapmıyor. Nasıl desem. Oyunda tam olarak göreceksiniz zaten. Şöyle hepsini yaptım. Box koridoru verdik. Ağırlık verdik. Buraya geleceğim. Sağ tıklayacağım. Create'den folder diyeceğim. Ve ismini arkadaşlar hazır objeler diyeceğim. Buradaki ok objesini alacağım. Buraya atacağım. Artık bu ok. Yani burada hemen bakın şöyle sürükleyip bırakabiliyoruz. Şöyle sileceğim hepsini. Şimdi buraya geleceğim. Oyun diye bir şey yapmıştım. Oyuna girelim. Şimdi ilk yapacağımız şey bu pardon. Bu eski şeyim. Eski projemin kodları. Şunu kapatayım şuradan. Gitti. Buna girelim. İnşallah eski yine açmaz. Tamam. Şimdi ilk yapacağımız olay. Oyunumuza girdiğimiz zaman sizin de gözüne çarpıyor bilmiyorum ama gözünüze çarpıyor mu bilmiyorum ama şu ok yani şu normal bizim mouse'umuz gözüküyor. Bunu engellememiz lazım. Buraya geleceğim. Update'e geleyim. Biraz sıkıntı ama update'e girelim. Cursor nokta visible yani aktif değil de görünürlüğünü false diyeceğim. Kapatacağım. Daha sonra screen ekran nokta lock kursor. Yani bizim bu mouse'umuzu tam ortaya kilitleyecek bu yani. Bunu da aktifini tur yapacağım. Oyunumuzu başlattığımız zaman evet niye olmadı? Çünkü bu oyun kodunu biz herhangi bir obje atmadık. Onun için bu artık yani şu an geçerli bir kod değil. Onun için çalışmadı. Create Empty diyelim. İsmini de arkadaşlar oyun diyelim. Bunun da transformlarını sıfırlayalım ve buradaki oluşturduğumuz oyun kodunu bunun içine atalım. Oyunumuzu başlattığımız zaman göreceksiniz ki mouse'umuz gitti ve ortaya sabitlendi. Tabi ortaya sabitlediğini göremiyoruz şu an ama sabitlendi. Şimdi oyunu kapatalım. Şimdi buraya geleceğim kodlara sağ tıklayıp create'den C# diyorum ve ismini yay diye bir şey yapacağım. Şimdi ilk başta 3 tane element derken 3 tane değişken buraya tanımlayacağız. Birinci değişkenimiz public float. Float değerinde bir şey olacak. Gerilme. Yani bu ne kadar basmışsak o kadar fırlayacak. Yani az bastıysak az gidecek. Çok bastıysak çok gidecek. Bu da gidecek miktar. Biz buna gerilme hızı diyelim. Hızı. Yani bastığımız zaman ne kadar hızlı gerilecek. Ve ek olarak gerilme max. Yani gerilme maksimum. Ya biz sonsuza kadar bunu geremeyiz. Bir yere kadar geleceğiz. O da bu olacak. Update diyorum. If demek eğer demek. Eğer ki input nokta get mouse buton. Bakın
Get mouse button dedim. Ve buraya mouse'un kodunu gireceğim. 0 yani sol tık. Siz bunu sağ tık yapmak isterseniz 1 yapacaksınız. Ben eğer sol tıka basarsam if bir iftira diyeceğim. İçine bir iftira gireceğim. Eğer sol tıka basarsak if eğer gerilmemiz bizim gerilmemiz bakın yukarıda gerilme yapmıştık. Küçükse gerilme max'ten normal gerilmemiz gerilme maksimum yani maksimum gerilmeden küçükse bu gerilmeyi arttır diyeceğim. Fakat şöyle bir artma yapacağız. Zamanla beraber çarpacağız. Kaçla çarpacağız? Gerilme hızıyla çarpacağız. Yani saniyede işte 5 artacak, 10 artacak. Bunu ayarlayacağız. Oyunumuzu başlatacağız. Pardon. İlk başta bir şeye geleyim. Karaktere gelelim. Ve buraya bu yay kodunu atalım. Gerilme hızını arkadaşlar mesela 5 yapalım. Gerilme maksimum hızı yani pardon maksimum gerilme miktarı da 50 olsun. Oyunumuzu başlattığımız zaman şöyle şu an basacağım bakın bastım. Bakın yavaş yavaş gerilmemiz artıyor. Artıyor, artıyor, artıyor. Biz elimizi çektiğimiz zaman gerilme durdu. Şimdi bunu arttırırsak mesela 20 yaparsak bakın şu an daha hızlı artacak. Ve bakın şu an 50 oldu, durdu. Biz bunu istiyoruz zaten. Maksimum gerilme geldiği zaman gerilme miktarı duracaktı. O da bakın şurada oldu. Şimdi elimizi çektiğimiz zaman oku atması lazım. Onun için buraya geleceğim. If diyeceğim. Bir if daha gireceğim. Bakın burada sıfırıncı tuş demiştik. Ama buradaki olay sol tık yani bu sıfır. Sol tıka bastığımız zaman yani bastığımız yani basmaya devam edecek yani devam ederken bunlar oluyor. Yani şu an bastığımız zaman işleyecek yani. Eğer bir de çektiğimiz zaman elimizi sol tıktan çektiğimiz zaman onu şey yapacağız. Input.get mouse button up yani çektiğimiz zaman. Hangi tuştan yine sıfır yapacağım. Şimdi burada ne yapacağız? Buraya geleceğim. Yeni bir void açacağım. Yeni bir void açacağım. Void'in ismi de arkadaşlar oku at diyelim mesela. Bu oku atacak fakat attığımız oka bir hız vermemiz lazım. O da bizim gerilmemiz olacak zaten. Ben buraya bir float değeri gireceğim. Hız olsun. Değerin ismi. Şimdi buraya geleceğim. Oku at diyeceğim. Yani eğer biz sol tıktan elimizi çektiğimiz zaman buraya gelecek. Ama buraya gelmesinin bir şartı var. O da buraya bir hız parametresi girmiştik. Yani buraya bir hız göndermesi lazım. Yoksa hata verecektir. Buradaki olay, bakın buraya bir hız girmemiz lazım. Çünkü burada hız yaptık. Bu hız da arkadaşlar bizim gerilme miktarımız. Gerilme diyeceğiz. Yani basacağız, basılı tutacağız, gerilmemiz artacak. Elimizi çektiğimiz zaman artık ne kadar artmışsa onu buraya göndereceğiz. Ve daha sonrasında arkadaşlar bizim burayı sıfırlamamız lazım. Çünkü şuraya sıfırlamamız lazım. Çünkü mesela basılı tuttuk. Arttı arttı arttı. Mesela oldu. Mesela 30 oldu. Attık okumuzu. Tekrar bir ok atmaya başlarsa bu kez yine 30'dan devam edecektir. Biz onu sıfır almak istiyoruz. Onun için buraya geleceğiz. Gerilme eşittir 0 diyeceğim. Gayet basit. Ok atacak gerilme miktarı kadar. Sonra gerilmeyi 0 yapacağım. Buraya geldiği zaman artık bir okumuzu oluşturmamız lazım. Bunun için oluşturacağımız obje yani oku tanıtacağım. Public GameObject ok diyorum. Oyun objesi olarak oku tanıttım. Buradaki oku silebiliriz bu arada. Çünkü bakın buraya atmıştık. Buraya atmadan kesinlikle oku silmeyin. Buraya attığımız zaman artık bu prefab oluyor. Yani istediğimiz zaman kullanabiliyorduk. Bunu demiştim. Şimdi bu atacağımız şu oku geldim. Ben buraya tanıttım. Buraya geleceğim. Buraya yeni bir obje tanıtacağım. Game object yeni bir obje. İsmi de arkadaşlar ne olsun? Ok obje ok objesi. Bu obje yani şuradaki ok objesi ne olsun diyeceğim. Oluştur diyeceğim. Instantiate. İngilizcem biraz zayıftır. Ne oluşturacak? Ok oluşturacak. Bu kod nerede şu an? Bizim karakterimizin içinde. Yani tam transform.pozisyon yani kendi pozisyonlarımızda ve kendi rotasyonlarımızda bu oku oluşturacağız. Sonra as GameObject diyeceğim. Yani buradaki şeyi bir daha anlatayım. Bizim ok objemiz var. Bu ok objesi bizim oluşturduğumuz şu. Mesela şöyle diyeyim. Bunu oluşturacak.
Bu oluşturduğu yani bu obje şuradaki obje işte olacak. Buradan türünü belirledik SKM object olarak. Daha sonra bu ok objesinin oluşturduğumuz o objenin nokta get component hatırlarsanız biz buna bir ağırlık vermiştik. Bakın ağırlık vermiştik. Şimdi bu ağırlığa bir güç uygulayacağız. Yani bunu böyle şöyle göstereyim. İleri doğru artık göndereceğiz ağırlığı güç uygulayarak. Bunu yapmak için de arkadaşlar ok objesinin içindeki bakın artık şuraya yerleştireceğim şu ağırlığa. Ok objesi nokta get component diyorum. Bunu dememin amacı buradaki her şey bir component'tır arkadaşlar. Bakın hatta add component diyor. Yeni bir component ekle diye. Burada mesela 3 tane component var. Biz mesela rigid body oluşturacağız. Burada get component diyorum. İsmi neydi arkadaşlar? Rigid body. Daha sonra bunun velocity'sine oluşturacağım. Yani bir hız vereceğim. Bunun nokta nasıl desem? İşte bunların Türkçe karşılığı yok ya. Biraz tuhaf olduğu için. Ve ona bir güç uygulayacak. Transform nokta forward yani bizim bu karakterimiz mesela şu sağ tarafa doğru bakıyor mesela şöyle göstereyim. Mesela şuraya doğru bakıyor sallıyorum. Biz okumuzu attığımız zaman bizim okumuz bu tarafa ya da bu tarafa değil ya da ne bileyim herhangi bir tarafa değil de bizim baktığımız yöne doğru gideceği için transform nokta forward yani bizim pozisyonlarımızdan ileri doğru forward ileri demek arkadaşlar. İleri doğru gitsin. Fakat nasıl gitsin hani kaç hızıyla gitsin? O da buraya giren hızla gitsin diyoruz. Buraya giren hız sayesinde ileri doğru gitsin dedik. Gayet basit arkadaşlar. Yani şunu sıfırlayalım bu arada. Sıfırlayalım. Tamamdır. Gayet basit bir kodlama yaptık. Şimdi bakın buraya ok objesi geldi bakın. Burada oluşturduğumuz oku alacağız. Buraya atacağız. Oyunumuzu başlattığımız zaman şöyle mesela gerilmemizi artsın biraz. Bıraktığımız zaman gördüğünüz üzere arkadaşlar okumuz ileri doğru artık gidiyor. Şöyle. Gayet saçma gidiyor. Şu gerilme hızını artık 20 yapalım. Daha hızlı bir şekilde gerilsin. Yoksa insanın canını sıkıyor biraz. Şöyle gerilsin hızlıca. Bıraktığımız zaman bakın gayet iyi gidiyor. Fakat siz de görmüşsünüzdür sorunu. Zaten bizim asıl amacımız bunu yapmaktı. Bizim okumuz yani gerçek bir hayatta ok vurduğu yere saplanır. Tabi vurduğu yere bağlı biraz da. Mesela şuraya biz onun saplanmasını istiyoruz. Yani böyle saplanacak. Yere düşmeyecek. Bunun için ne yapabiliriz? Şimdi biraz algoritma şey yapacağız. Üreteceğiz. Algoritma. Şimdi ne algoritma? Mesela bizim ilk başta yaptığımız şey bu havadaydı. Biz buna bir ağırlık verdik. Bu yere düştü. Demek ki bunda ağırlık olmasa bu yere düşmeyecek. Yani bunu artık anlamanız lazım. Rigid body verdik yere düşüyor. Eğer rigid body yoksa bu yere düşmeyecektir demek. Eğer bunu kapsadıysanız, anladıysanız şimdi biz devam edeceğiz. Kodlara geleceğim. Kodlara sağ tıklayacağım. Create'den C Sharp diyeceğim ve bunun ismini ok diyeceğim. Bu objeye geleceğim. Bu koda geleceğim. Buraya çok basit bir kodlama yapacağım. Void. Yeni bir void açıyorum. On. Collision. On. Enter. Yani bu ne demek? Eğer bizim pardon. Ok nerede? Şunu atayım şuraya. Eğer bizim bu objemizin bakın bu arada bu kodu buraya atacağız. Bakın kodun olduğu objede şu objede bakın collider var mı? Var. Aynı zamanda rigid body var mı? Var. Bu olmasa da olur fakat DD objelerden bir tanesinde olması lazım. Yani ya bunda ya da bunda olması lazımdı. Biz buna verdiğimiz için buna vermeye gerek yok. Şimdi bunda collider ve rigid body olduğu için biz buraya on collision enter yazdığımız anda eğer bizim bir bu okumuz herhangi bir objeye değerse ister böyle dersin ister böyle dersin hiç fark etmez. Herhangi bir collider'ına bir etki geldiği anda bu kod işleyecektir. Buraya geleceğim. Collision nesne diyeceğim. Bu nesne de arkadaşlar bizim değdiğimiz objeler olacak. Şimdi on collision enter. Burada bir hata mı var? Evet var. Şurada S eklemişim. Bunu silelim. Şimdi değdiğimiz objeye biz mesela if diyerek bu bizim değdiğimiz objeydi arkadaşlar. Biz burada mesela nesne nokta nesnenin ismi mesela buysa falan yapabiliriz. Fakat gerek yok. Çünkü niye gerek yok? Bizim bu zaten objemiz farklı bir obje. Yani bu bir ok objesi. Ya yani bu bir ok. Değdiği objeye saplanması lazım. Hani objeyi ayırt etmemiz lazım. Fakat
Siz kendi oyunlarınızda daha böyle güzel bir nasıl desem daha güzel bir görünüşe sahip olmak isterseniz mesela bunu sınırlayabilirsiniz. Mesela okunuzu sadece duvara vurun pardon tahtaya ya da oduna vurunca sabitlemesini yapabilirsiniz ya da taşa vurunca saplanmasın. Mesela bakın bunları yapabilirsiniz. Bunlar güzel bir şey olacaktır. Oyununuzu güzel gösterecektir yani. Biz ama buraya bir if girmeyeceğiz yani. Sadece değdiğimiz objeye saplanacak. Şimdi değdiğimiz anda ne olsun? Şimdi bizim bu kodumuz bakın nerede? Rigid Body ile yani bu ağırlıkla kodumuz bakın ok burada. Rigid Body burada. İkisi de aynı objeler arkadaşlar gördüğünüz üzere. Onun için biz buraya gelip get component diyoruz. Bakın buradaki olay neydi? Bir daha göstereyim. Bakın burada get component rigid body dedik. Ama başına ok objesi dedik. Niye bunu dedik? Çünkü ok objesinin içindeki rigid body'ye ulaşmaya çalışıyorduk. Fakat bizim şu an zaten aynı objede oldukları için kodda biz buraya girip bir daha bir şey yazmaya gerek duymuyoruz. Sadece get component deyip neye ulaşacağım? Rigid body'ye. Şimdi bunun için de şöyle bir şey yapacağız. Rigid body'ye ulaşacağım. Ve bunun içinde bakın şöyle bir eklenti var. Use gravity. Yani gravity ne demek? Yer çekimi demek. Yer çekimini kullan diye bir tuş var. Eğer biz bunu kullanmasak bakın yine aynı sanki eklenmemiş gibi olacak. Gördüğünüz üzere. Pardon şu an göremiyoruz. Şöyle göstereyim. Bakın yere düşmüyor ama biz bunun şöyle artık yukarı doğru çekeyim. Biz bunun use gravity'ni açtığımız anda gördüğünüz üzere arkadaşlar yere düşüyor. Demek ki biz bunu kapatabilirsek eğer bu yere düşmeyecektir. Şimdi rigid body'ye ulaştım. Nokta. Use gravity. Bakın ulaştım buna da. Ne diyeceğim buna? False. Yani kapatacağız. Ama şöyle bir şey de yapacağız. Burada bir tuş daha var. Bir eklenti daha var. O da iskinematik. Bu da arkadaşlar mesela bunu açtığımız anda sizin use gravity'niz açık olsa bile bakın şu an açık. Yer çekimi açık. Fakat bizim objemiz yere düşmeyecektir. Gördüğünüz üzere. Niye? Eğer fizik derslerine girdiyseniz yani fizik dersi işliyorsanız hani bu statik enerji falan bir tuhaf tuhaf enerjiler falan vardır. Oradan da zaten anlayacaksınızdır. Ya da saçmalığını şu an ben bilmiyorum. Neyse biraz fizim kötüdür. Bu arkadaşlar sizin objenizi şey yapıyor. Sabitliyor. Öyle diyeyim size arkadaşlar. Yani rigid body kullanıyor fakat yer çekimini kullanmıyor. O tuhaf bir şey yani. Ama bayağı bir yararlı bir şey. Şimdi biz bunu açmamız lazım. Bunu kapatacağız. Bunu açacağız yani. Gayet basit. Aynı buna ulaştığımız gibi şöyle geleceğim. Şuraya. Bu kez ne diyeceğim? Iskinematik diyeceğim. Ama bunu ne yapacağım? True yapacağım. Şimdi bakalım olacak mı? Bunu yaptık. Kodu buraya attık. Apple diyorum. Yani bizim buradaki objemizi kaydediyorum. Siliyorum. Şimdi oyunumuzu başlattığımız zaman şöyle geriyorum biraz. Atıyorum. Evet. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bizim okumuzu hiç ilerlemedi. Direktmen ne yaptı? Sabitledi. Şimdi bir daha güzel duvara vursun onu yapacağım. Şöyle çekeyim biraz. Attım. Evet duvara vuran bir şekilde yaptık. Gördüğünüz üzere arkadaşlar duvara vurdu. Hatta biraz da içeri girdi. Biz bunu da ayarlayabiliriz aslında. Fakat şu an yani içeri girmesi bizim için daha iyi. Yani şöyle tam durması yerine, yani tam şöyle durması yerine biraz içeri girmesi bizim için daha iyidir arkadaşlar. Şimdi biz bunu yaptık. Gayet de iyi oldu aslında. Ok atmayı yaptık. Fakat şöyle bir şey yapabiliriz. Bizim hedefimiz uzaktaysa, yani şu an mesela hedefimiz uzakta biraz, duvarımız uzakta. Biz okun içine şöyle ok atalım buraya. Oka sağ tıklayıp kamera diyerek oka bir kamera ekleyebiliriz. Ve bunu kameraya bakın biraz daha güzel bir şekilde yukarı çekersek şöyle geri çekelim biraz. Bakın eğer şöyle bir şey yaparsak ve bunun kamerasının içindeki şunu yerine küçültürsek biraz. Oku kaydettiğimiz zaman ve oku attığımız zaman artık bir kamerası olduğu için kamera onu takip edecektir. Şöyle göstereyim. Attım bakın o kameranın takip ediyor gördüğünüz üzere. Şimdi burada bir hata çıktı. Hata diye bir uyarı çıktı. Dedi ki sahnenizde iki tane dinleme ne diyeyim ona dinleme olayı var. Ya yani iki tane dinleyici var yani. Bunlar nedir? Bakın karakterimizin içindeki audio listener. Eğer bu olmasa hiçbir sesi dinleyemezsiniz arkadaşlar. Hiçbir ses çıkmaz.
Oynar ama çıkmaz yani. Duyamazsınız. Bunu açıyoruz. Fakat bizim okumuzda bu oku attığımız anda buna bir kamera eklemiştik hatırlarsanız. Bakın bunun içinde de audio listener var. İki tane olduğu için yani bir bunda olacaktır. Bir de bunda olduğu için orada bir uyarı verdi. İki tane gerek yok. Bir tanesi yeter tarzı bir şey oldu. Bunu siliyorum. Oyunumuzu başlattığımız zaman bu kez hiçbir sıkıntısı yok. Şöyle gayet iyi. Biraz sıkıntılı ama ya. Bir ayar yapmamız lazım buna. Bir atayım bakayım ne var, ne ayar yapabiliriz. Bu rotasyonlarını şurasını aslında bizim kilitlememiz lazım ki şöyle aşağı doğru yamulsun biraz. Şu ikisini kapatalım, açalım yani. Apple deyip kaydedelim. Şimdi bir daha deneyelim. Bakalım nasıl olacak. Şöyle attım. Hayır ya, olmuyor. Hatta biraz saçmaladı. Şöyle açalım ikisini. Ne diyebiliriz? Sürtünme kuvvetleri falan var. Ağırlık var. Şunu sıfır dersek bir şey fark etmeyecek ama bir dakika şöyle. Şunu kaydedeyim. Silelim. Biz onu niye sıfırladık? Neyse. Şöyle attığımız zaman biraz sıkıntılı. Biz bunu nasıl edebiliriz? Şimdi. Nasıl halledebiliriz? Şimdi bir şey deneyeceğim. Şu ağırlık merkezini yani şunun ağırlık merkezini biz eğer öne alırsak şu öne alırsak yani ağırlığı biraz da öne verirsek böyle damperli bir şekilde şöyle diyeyim. Acaba şöyle gider mi? Biz bunu bir denesek mi arkadaşlar? Deneyelim. Denemekte fayda var. Sonuçta zamanımız var. 30 dakika olmuş. Oha. Bir dakika zamanımız yok. Neyse ama deneyeceğim hızlıca. Şuraya bir ağırlık merkezi verelim. Public Game Object ne diyelim? Agirlik merkezi. Start diyelim. Ya da update start diyelim. Bizim get component'ın rigid body'nin ağırlığımızın işte burası neydi ya? Bir dakika. Evet, center of mass yani ağırlık merkezi arkadaşlar. Word'u mu kullansak? Word demiş. Rigid body. Center of mass diyelim. Center of mass aslında. Agirlik merkezine eşitleyelim bunu. Hata var mı? Şu an hata var. Ağırlık merkezi nokta transform diyelim. Halen de hata var. Bir dakika. Eşittir nokta kullanamıyoruz değil mi? Neyse arkadaşlar ben bunun kullanımını biraz unuttum. Bayağıdan beri kullanmadığım için gitti. Şu an biz daha hızlanalım çünkü 30 dakika olmuş. Şimdi oku atıyorduk. Oku kamera takip ediyordu. Şimdi gelelim çabucak şu targetları yani bizim hedeflerimiz yapmaya. Bizim kameramız nerede? Burada. Yani şunun karşısına şöyle yapalım. Şuraya. Yani şuraya sağ tıklayacağım. Üçlü objelerden küp diyeceğim. Ve bu küpü şöyle çekeyim. Şöyle birleştirelim artık. Siz bunu ayarlarsınız. Şöyle yapalım. Bunun inceltin yani şu genişliğini kısaltalım. Şöyle küçük yapalım. 0.1 yapalım mesela. Tamam 0.1 iyidir. Büyüklüğünü artık bunlar size bağlı. Tabii siz bunu değiştirip farklı modellerde yapabilirsiniz. Fakat ben de şu an model sıkıntısı olduğu için ben küplerden yapacağım. 4'e 4 yaptım arkadaşlar. Şöyle. Gayet iyi oldu aslında. Şöyle oldu. Geleceğim buraya. Materyallere sağ tıklayacağım. Create'den. Material deyip bunu beyaz yapalım. Zaten beyaz. Siyah yapalım o zaman. Siyah. Şimdi bunun ismini arkadaşlar beyaz diyorum. CTRL-D diyorum. Bunu biraz da ileri çekeceğim şöyle. Şöyle birleştireceğim şurayla. Ve bunu arkadaşlar biraz daha küçük, biraz daha zorlaştırmanız için. Evet, şöyle bir dakika durdum biraz. Bunu küçültelim. 3'e 3 yapacağız. Hatta 2'ye 2 diyelim. 2.5'a 2.5 olsun. Tamam. Bunu oluşturduğumuz siyahı bunun için atacağım. Ve bunun rengini tabii ki de bakın ne yapacağım. Tabii ki de siyah yapacağım. Sorduğum soruya bak. Şöyle siyah yaptım ve beyaz, siyah, beyaz. Bunun ismini arkadaşlar bu arada siyah yapalım. Siyah.
Bu da beyaz. Pardon, bu siyah. Bu da beyaz. Tamam. Şimdi bir de biraz daha güzelleştirelim ve buna biraz daha böyle kayan, şöyle yani ileri gidip gelen bir obje yapalım. Yani şuna tıklayacağım şuna. Hatta şöyle yapalım. Yani beyazda sağ tıklayıp create empty diyeceğiz ve bunu buradan çıkaracağız. Daha sonra bunun büyüklüklerini 1 yapacağız. Ve ismini arkadaşlar hedef diyelim. Hedef 1. Hedef 1 olsun. Beyaz ve siyah bunun için atacağım. Sonra bu hedef 1'e CTRL'de edeceğim. Buna hedef 2 diyeceğim. İkinci hedefimiz. Bunu biraz daha geri çekeceğim şöyle. Yukarı çekeceğim. Bunu biraz küçültebiliriz. Şunun içine girip öyle küçültelim. 3'e 3 diyelim mesela. İçindeki siyahı da arkadaşlar 1'e 1 diyelim. Bu bayağı bir zor olsun mesela. Hatta bunu da biraz zorlaştıralım. 2.5 diyelim. Şimdi hedef 2 dedik. Hatta şu beyaza, arkadaki beyaza sağ tıklayıp beyaza tıklayıp CTRL'de diyerek şöyle alta doğru alalım. Şöyle birleştirelim şuradan. Ve bunun genişliğini, x'ini 1 diyelim. Hatta 0.1 diyelim. Bu da bizim kaymamızı sağlayan, yani kaydını en azından gösteren bir şey olacak. Hedefi böyle aşağı çekeceğim. Tamam. Güzel oldu. Şunlara bir renk verelim. Şu ne olsun? Sarı olsun. Ortadaki de kırmızı olsun. Siyah sağ tıklıyorum. Pardon, CTRL'D diyorum. Kırmızı diyorum. Kırmızı. Bir tane daha CTRL'D deyip sarı diyorum arkadaşlar. Bu sarıyı hangisi sarı olsa ya. Şu ortadaki sarı olsun. Şuradan gelip sarı yapacağım rengini. Şöyle. Şuradaki, şu da kırmızı olacak. Oluşturduğum kırmızıyı bunun için atacağım. Şöyle. Gelip kırmızı rengini vereceğim. Tamam, gayet iyi oldu. Şu beyazı biraz arttıralım. Uzaktan gözükmüyor. 2 yapalım mesela. Hedef 2'ye tıklıyorum. Hatta şunu şöyle çekelim. Şuraya. -22.5 olsun. Hedef 2'ye tıkladım. Window'dan. Nerede bu? Animasyon diyorum bakın. Create diyorum. Yeni bir animasyon oluşturacağım. Yeni klasör diyeceğim. Ve bunun içine animasyonlar diyeceğim ismini. Buna gireceğim. Hedef 2 kayma diyelim. Düzenli yapalım. Çünkü siz hani bu kadar basit bir şey yapmazsınız. Daha da bir şeyler eklersiniz. Onun için düzenli yapalım arkadaşlar. Şimdi biz böyle şöyle geri çekeceğim. Şunu da küçülteceğim. Biz burada 300 yani 5 saniye, 5. saniye geldiği zaman bu -22.5 ise bunun eksisini sileceğim. Şöyle yapacağım. Yani şu tarafa atacağım onu. Başta bakın burada olacak. Başta burada. 5. saniyede burada olacak. Tekrar 600 yani 10. saniyede buna tekrar bir eksi vereceğim. Ve tekrar geri atacağım onu. Oyunumuzu başlattığımız zaman gördüğünüz üzere arkadaşlar kayıyor. Bakalım. Evet, gayet hoş bir şekilde kayıyor. Ve şu siyah sanki ortalamamış gibi bir his var değil mi? Ortalamamış, evet. O kaymasını yaptık. Artık onu ellemeyelim. Şunun x'ini de arkadaşlar 0 yapalım. Şöyle gayet iyi oldu. Şimdi yeni bir kod oluşturacağım. Kodlara giriyorum. Create'den C# diyorum ve ismini arkadaşlar hedef diyorum. Hedef. Şimdi bu hedefi bütün hedeflere atacağız. Bütün hedef objelerine atacağım. Ve her hedefin kendine göre bir puanı olacak. Şöyle saate bakıyorum. 19.44. Public float puan diyorum. Her hedefin kendine göre puanı olacak. Şimdi bizim bu oyun objemizi, bakın burada bir oyun kodu oluşturmuştuk. Buna geleceğim, public float diyeceğim. Puan diyeceğim. Ya da toplam puan diyeceğim. Toplam puan. Float. Toplam puan diyeceğim. Buraya da bir tane şey ekleyeceğim. Public diyeceğim, pardon. Public void. Yeni bir void oluşturacağım. Buna da puan ekli diyelim. Buraya eğer bizim okumuz hedefe vurursa buraya gelecek bizim oyunumuz ya kodumuz. Buraya tabii bir puan göndermemiz lazım. Integer float değerinde puanı buraya göndereceğim. Buraya bir puan gelecek. Buraya geldiği zaman ne yapacağız? Toplam puan artı eşittir puan. Yani toplam puana puan ekleyeceğim. Bu kadar basit. Gelen puana toplam puana gelen puana ekleyeceğim. Hedefe geliyorum tekrardan. Bizim bu oyun objemizi, oyun kodumuzu geleceğim buraya tanıtacağım. Public oyun diyelim. Biz bunu daha değişik şekilde yapabiliriz. Şu anlık basit yoldan gideceğim.
oyun diye tanıttı bunu arkadaşlar. Başına public koydum fakat. Bizim bu okta yaptığımız gibi şey de yapacağız. Hedefe yapacağız. Eğer tabii şey yapacağız burada. Bu kez bakın nesneyi kullanacağım. Nasıl kullanacağım? Bu nesne bizim dediğimiz objelerdi. Nesne nokta game object nokta compre tank, yani bu yeni geldi herhalde. Yeni geldi yani. Eskiden sadece böyle tak yazıyorduk. Yine yazabilirsiniz ama bu daha sağlıklı oluyor. Tak compre tak yazıyoruz ve bunun içine tag'a gireceğiz. Tag'ımız ne olsun mesela arkadaşlar? Ok olsun. Ok diyeceğim. Eğer yani bizim hedefimize ok diye bir tag vurursa bizim bu oyunumuza bakın yukarıda oyun yapmıştık. Yukarıda oyun yapmıştık. Lafa bak. Bizim bu oyun kodumuzun puan ekle kısmına gelsin. Bakın oyun nokta puan ekle. Buraya puan göndereceğim. Şimdi bakın biz buraya bir parametre girmiştik puan diye. Buraya göndereceğim puan ne olacak? Ne olacak? Yukarıda oluşturduğumuz puan olacak. Ya kendi hedefimizin puanını oraya göndereceğiz. Yani bakalım olacak mı? Oyuna giriyorum. Bakın buraya şimdi toplam puan geldi. Şimdi ben buradaki hedeflere geleceğim. Hangi hedeflere? Mesela beyaza, siyaha, şu kırmızıya ve tekrar ortasındaki sarıya geleceğim. Oluşturduğum hedef kodunu buraya atacağım. Bakın oyun diyor. Buradaki oyun kodunu geleceğim. Buraya atacağım. Oyun kodu olduğu objeye atacağım daha doğrusu. Şimdi beyaz. Beyazda vurduğu zaman 20 puan olsun. 20 puan. Siyah vurduğu zaman 30 puan olsun. Biraz da artsın. Eğer şu kırmızıya vurursa arkadaşlar 50 puan artsın. Eğer sarıya vurursa arkadaşlar 70 puan artsın. Hatta sana biraz özel bir şey 90 puan artsın. Bunun ismini arkadaşlar kırmızı ve sarı diye değiştirdim. Bu da arkadaşlar çubuk olsun. Buna tabi bir puan vermeyeceğiz. Zaten tek amacı bunun hoş gözükmesi yani. Şimdi bunları verdik. Denemeden önce bakın biz buraya bir tag girmiştik hatırlarsanız ok diye. Gelelim bizim bu ok objemize o tag'ı verelim. Geleceğim buraya bakın tag kısmına geleceğim. Add tag diyeceğim. Artı diyeceğim. Buraya ok diyeceğim. Buraya girdim biz adla. Koddaki ad aynı olması lazım. Yoksa olmaz yani. Ok tagını verdim. Ok'a tıklayacağım. Bakın tag kısmı şu an halen de untagged yani tag yok. Biz buraya girip ok tagını tanıtacağız. Oyunumuzu başlattığımız zaman şimdi gelelim hedefe vurmaya. Nasıl vuracağız bilmiyorum. Şöyle attım. Vurdum. Vallahi vurdum. Kaça vurdum şu an bilmiyorum. Nasıl anlayabiliriz? Gelelim oyun kodumuza. Bakın 50. 50 puan gelmiş. Yani biz niye vurduk? 30 bundan. Aa, ikisine bir vurmuşuz. Olaya bak. Bir dakika bizim böyle olmaması lazım. Hatta içinden geçmiş. Bir dakika bunları nasıl engelleriz? Şuradaki dinamikliğini arttırabiliriz. Şimdi bakın bu demek nasıl desem bu DM nasıl desem size arkadaşlar bu çarpma dinamikliğini arttıralım. Dinamik yapalım. Oyunumuzu şu an tekrar başlattığım zaman şimdi bakalım vurdurabilecek miyiz de. Şöyle attım. Vurmadım. Evet burada bir sıkıntı daha var. Gördüğünüz üzere bu hep gidecek böyle eğer bir yere çarpmazsa. Bir yere çarpsa da gidecek. Allah Allah. Bunu durdurmamız lazım. Hemen geliyorum o koduna. Eğer bir yere çarparsa bu invoke yani pardon şöyle eğer bizim bir okumuz bir yere çarparsa invoke edeceğim. Yani bu invoke demek ne oluyor? Belirli bir saniye sizin belirlediğiniz bir saniye sonra bunun içine girdiğimiz void'e gidecek. Mesela sil. Sil void'ine gittiği zaman kaç saniye sonra gitsin? Pardon. Sil void'ine gidecek. Bakın time diyor gördüğünüz üzere. Bir saniye sonra sil void'ine gitsin. Ama sil ne olsun? Tamam normal sil olsun işte. Buraya geleceğim. Void sil diyeceğim. Buradaki ayrıntı özel bir ayrıntı var. Buradaki isimle buradaki isim aynı olması lazım. Buraya geldiği zaman destroy sil diyeceğim. Yani silme komutu. Bunun için silinecek obje yani game object yani kendi objemizi sileceğiz. Fakat bir yere değdiği zaman bakın bir yere değdiği zaman sile gidecek. Oldu ki bir yere gitmedi. Bir yere değmedi. Onu nasıl anlayacağız? Invoke edeceğiz. Yani start fonksiyonuna gireceğiz. Invoke'e. Sil diyeceğim yine tekrardan. Bu kez hani 5 saniye bir süre verelim. 5 saniye sonra eğer 5 saniye içinde bir yere değerse zaten hedefe değerse puan alacak. Değmezse
Bir saniye sonra silinecek. Eğer 5 saniye içinde zaten bir yere değmezse direktmen kendi kendine silinecek arkadaşlar. Bakalım olacak mı? Oyunumu şöyle okuma attım. Değdi. Bekliyorum. Bir saniye sonra kendini sildi arkadaşlar gördüğünüz üzere. Tekrar attım. Evet, değdi. Beyaza değdi. Kaç puanımız oldu mesela? 20 puanımız oldu. Şimdi gelelim bu puanı ekrana yazdırmaya. Oyuna geliyorum. Ekrana yazdırmak için şöyle bir canvas oluşturacağım. UI'dan canvas. Bunun buradaki ayarlarını tabii ki de ne yapıyorsunuz? Siz yapıyorsunuz. Her zaman dediğim gibi. Fakat şöyle bir taktik öğrendim. Şunu 0.5 yapacağım. Buradaki referans kodlarına şuradaki şeye vereceğim. Ben bayağıdır bunu yapmıyordum. Yeni yeni kapmaya çalışıyorum bunu. Şöyle yapacağım. Tamam. Canvas'a giriyorum. UI'dan text yani bir yazı oluşturacağım. Bakın ortaya geldi. Bunu şöyle en üstte şu en üst ve sağ köşeye sabitleyelim. Bakın burada artık. Mesela buraya ne yazdıracak? Puan. Şöyle puan yazdıracak. Bunu biraz ortadan çekelim şöyle. Yani tam ortaya yazdırmasın. Hatta şöyle 2D moduna geçip buradan yapalım. Şimdi bunun arkasında beyaz gelme ihtimali var. Onun için bunu ben beyaz yapacağım. Ve etrafına outline yani çizgilerle kaplayacağım. Buraya puanımı yazdıracağım. Font size'ını biraz arttırabiliriz. Bold diyebiliriz. Evet, puanımız buraya yazacak. Buna gelip arkadaşlar puan yazı diyorum. Ve daha basitleşmesi için oyunun UI'den bir tane resim ekleyeceğim. Image. Bakın tam ortaya geldi. Bunu tam ortaya sabitliyorum. Alt shift yaparak tam ortaya sabitledim. Ve width ve height yani yükseklik ve genişliğini arkadaşlar 5 ve 5 olarak değiştiriyorum. Bunun ana rengi zaten beyaz. Şöyle ana deyince birden. Ana rengi zaten beyaz. Biz bunu outline dersek bunun etrafı çizgiyle kaplanıyor. Bakın şöyle siyah bir çizgiyle kaplanıyor. Aslında çizgiyle kaplanmıyor. Kendisini bir daha etrafına veriyor. Buna nokta diyelim. Bunun sayesinde daha iyi atışlar yapacağız. Şimdi puan ekleye geldiğimiz zaman yani herhangi bir puan eklediğimiz zaman bizim bu şuradaki yazımızı bakın şuradaki yazıyı puan yazıyı ilk başta koda tanıtmamız lazım. Bunu tanıtmamız lazım ama bir şey lazım. Bir şey daha lazım. Niye? Ne lazım? Bakın bunu biz nereden ekliyoruz arkadaşlar? UI. Bakın UI. Bizim bu şu kütüphaneyi şunları tanıması için bu kütüphaneyi biz koda tanıtmamız lazım. Kütüphaneleri tanıttığımız yer neresi? En üstü arkadaşlar. Using. Bak kullan diyorum. Ne kullanacak? Unity Engine'in içindeki UI. UI kütüphanesini kullan diyeceğim. Bu sayede artık UI objelerini göreceğiz. Yani ben buraya gelip public text yazarsam bakın text'i görüyor. Eğer bunu yazmasaydık görmeyecekti. Buraya geleceğim puan yazı diye bir isim verdim. Buraya geleceğim puan yazı nokta text. Bakın burada ne dedim? Bizim puan yazımızın bakın içindeki text'i yani şuraya eriştim. Bakın text'i biz buradaki text'i değiştireceğiz. Yani şurayı değiştireceğiz. Ama burada bir sabit kalan bir değer var. Ne puan? Yani şu yazı sabit kalması lazım. Bunu yapmak için ne yapacağız? Text diyorum eşittir. Tırnak içinde puan yazıyorum bir kere. Artı toplam puan. Evet bu kadar. Niye durdum bilmiyorum. Şunun integer değerini yazalım. Hatta yazmaya gerek yok. Şöyle. Bu sabit kalan yer. Bu da değişen yer. Toplam puan. Ama şurada bir olay var. İlk başta arkadaşlar ekleyeceksiniz. Daha sonra yazacaksınız. Yani bunu alıp bunun üzerine yazdırırsanız pardon şöyle. Yani bunu alıp bunun başına yazarsanız sıkıntı çıkacaktır. Onun için böyle yapmıyoruz. Bunu alacağız. Şöyle. Buraya ekleyeceğiz. İlk başta puanı ekleyecek. Daha sonra puanı yazdıracak. Tabi başlangıçta da arkadaşlar bir sıfır yazması lazım. Şuraya bir sıfır yazsın. Onu da kodlama yaptıralım. Kod da yaptıralım. Şuraya da direkt ben sıfır yapalım. Aynen. Oyunumuzu başlatmayalım. Hata verecek. Ne hatası? Vermedi çünkü daha puan eklemedik. Fakat puan eklediğimiz zaman buradaki şurası boş olduğu için hata verecekti. Bunu alıp buraya sürüklüyorum. Oyunumuzu başlattık tekrardan. Şöyle attım şuraya doğru. Vuramadık. Tamam. Bir daha attım. Evet bakın üstte gördüğünüz üzere arkadaşlar 20 puan geldi. Şimdi puan ekleme yaptık. Okumuzun gitmesini yaptık. Puan ekrana yazdırma yaptık. Bir de sesleri yapmadık. Bakın buraya biz ses atmıştık. Bunları yapmadık. Bunları nereye ekleyeceğiz? Şöyle nasıl yapsam, nasıl desem size. Yaya gelelim. Şimdi birden çok ses olduğu için ben buraya public. Hatta şöyle yapalım. Audio. Bunların arkadaşlar her bir tanesi audio clip'tir.
Ben buna geleceğim, buraya tanıtacağım audio klip. Mesela ne olsun? Gerilme sesi. Gerilme sesi. Public audio. Hatta şunu yanına virgül koyarak yapalım. Gerilme sesi. Bir de atma sesi. Atma sesi. Atma sesini yapacağım. Okun saplandığı zaman çıkacak sesi de arkadaşlar oka atacağım. Hatta bakın şuraya yapacağım. Bir yere dokunduğunda ses çıkacak. Şimdi gerilme sesi ve atma sesi dedik. Bizim bu atma sesi kolay. Niye? Bakın zaten elimizi çektiğimiz zaman attığımız için biz buraya gelip şuraya get component, yani bizim aynı objemizde bulunan audio sorucu. Bakın göstereceğim bunu size. Audio sorucu. Play one shot. Yani bir kere oynat diyorum. Ne oynatacak? Bunun için oynatacağımız sesi gireceğiz. O da atma sesi olacak arkadaşlar. Pardon, ben ne yaptım? Şuraya geleceğim. Bunun için atma sesi diyeceğim. Burada dedim, burada yaptığım olay ne? Geleceğiz bizim karakterimize. Bakın kodumuz burada. Buraya geliyorum. Add component yerine gelip audio source diyorum. Şimdi buradaki olay ne? Audio source ne demek? Audio source arkadaşlar sesinizi oynatıyor. Audio listener, bakın buna zaten hiçbir şey yoktur. Yani açılmaz kapanmaz. Bu sesinizi arkadaşlar, inşallah görüntü çökmedi. Aynen çökmedi. Bir an çöktü diye korktum. Audio listener dinliyor. Audio source oynatıyor arkadaşlar. Oynatmak için audio source lazım yani. Burada play on evet diyen bir kısım var. Buradaki kısmı kaldırıyoruz. Bu demek, bu ne demek? Oyun başladığı zaman buradaki audio klip, bakın sesi diyor audio klip, demin tanıtmıştık. Oynatacak. Biz bunu istemiyoruz tabii. Başlangıçta niye ses oynasın? Şimdi audio klip bekledik. Buraya boş bırakıyoruz. Biz zaten bunu, bakın burada kod ile atma sesini oynatacak. Bunu kod ile yapıyoruz. Şimdi ben buraya geleceğim. Yeni bir tane if açacağım. Input. Eğer ki bizim karakterimiz get mouse button DOM. Yani tıkladığı anda mouse'umuzun sıfırıncı, yani sol tıkana tıkladığı anda bizim bu kez atma sesinin yerine gerilme sesi. Gerilme sesini oynatacak. Elimizi çektiğimiz zaman da gerilme atma sesini oynatacak. Eğer şunu alacağım şöyle. Oka geleceğim. Şuraya geleceğim. Bu kez atma sesi ya da herhangi bir ses girmeyeceğim buraya. Direktmen play diyeceğim. Niye? Çünkü zaten bir tane ses var. Onun için direktmen bizim audio sorucumuzu oynatsın diyeceğim. Şimdi geleceğim bu oka. Buraya bir tane audio soru ekleyeceğim. Bakın burada play on EV2 kaldıracağım. Fakat buraya bu kez ses gireceğim. Ok saplama sesini gireceğim. Burada biz ne demiştik? Eğer bir yere dokunduğunda direktmen sesi oynatsın. Sesine ok saplama sesi. Şuradaki ağırlık merkezini silelim. Boş yapmasın. Şöyle boş yapmasın. Sesleri de hallettik. Ama şuradaki sesi atmadık. Şuraya bakın, sesleri atmayı unuttuk. Gerilme sesini atıyorum. Atma sesini de oku atma atıyorum. Şimdi ne kaldı bakalım. Bakın şu an bende ses çıkıyor. Fakat size geliyor mu gelmiyor mu bilmiyorum tam olarak. Aynen. Seslerde hiçbir sıkıntı yok şu an bende. Evet, şu an hiçbir sıkıntı yok. Bir de şuna vurdurabilsek var ya şöyle. Dur. Of, 80 puan. 80 puan yaptım arkadaşlar. Yani anlarsınız, bilirsiniz. Şimdi ne kaldı geriye? Kaç dakika oldu bu arada? 53 dakika olmuş ya. Çok olmuş ya. Ben bunu nasıl YouTube'a atacağım? Bir oyunumuza girelim. Oyunumuzdaki hatalara bakalım. Puanımız yazıyor. Ses çekerken sesi çıkarıyoruz. Atıyoruz. Evet bakın, hata kendini direktmen belli etti. Bak o kadar gitmemize rağmen kötü gözüküyor. Yani biz ne yapalım? Bizim şu ikiliden çıkalım. Karaktere gelelim. Karaktere gelelim. Ok bizden çıktığı zaman şöyle gidecek. Şuraya geçtiği zaman, yani şu bölgeye geçtiği zaman bizim okumuz silinsin direkt. Yani bir daha boşuna ileri doğru gitmesine gerek yok. Fakat biz bunun buradan geçtiğini nasıl anlayacağız? Ne yapabiliriz mesela? Düşünelim biraz. Bir mesafeyi ölçtürüp de yapabiliriz. Yani biz ok attığımız zaman ok ile karakterimizin arasındaki mesafeyi ölçtüreceğiz. Eğer okumuz mesela şuraya falan gelince, şuralara falan gelince direktmen sileceğiz. Aslında biz bunu yapabiliriz şu an. Hatta onu mu yapsak?
Nasıl bir şey yapsak ya? Öyle yapalım. Hatta farklı bir fonksiyon denemiş oluruz. O zaman ben şuraya geleceğim. Ne diyeceğim? Public, pardon, aynen public. Game, hatta transform diyelim. Transform. Bizim karakterimizin pozisyonları lazım. Çünkü karakterimizle kendimizin arasındaki pozisyonu oluşturacağız. Karakter. Yani biz bu kodu oka yazdığımız için okira karakterimizin arasındaki mesafe ölçtüreceğiz. Şöyle ölçtürme komutuna girelim. Bizim yeni bir void, şuraya gireceğim. Float mesafe diyeceğim. Mesafe float yerinde. Bu mesafe eşittir. Vektör 3 nokta distance, yani şöyle bir ölçtürme komutu var arkadaşlar. Bu mesafeyi ölçtürmek için kullanılıyor. Bunu vektör 2, vektör 3 diye kullanabilirsiniz. Bunun kalıplaşmış bir olay. Bunu nasıl yapıyoruz? Vektör 3 nokta distance yazıyoruz. İlk parametremiz ne olacak? Mesela A objesi, yani karakterimiz. Karakter nokta pozisyon olacak. İkinci objemiz transform nokta pozisyon, yani kendi pozisyonlarımız. Ve karakterimizin pozisyonları arasındaki mesafe ölçtürecek mesafe o olacak yani. If diyeceğim. If eğer mesafe büyükse 50'den, eğer mesafe 50'yi geçmişse direktmen sil void'ine gitsin. Direktmen buraya gelsin. Direktmen destroy'dan kendini silecek. Şimdi ama şey var. Karakteri tanıtmamız lazım. Start'a geliyorum arkadaşlar. Bizim zaten karakterimiz, pardon. Bizim zaten karakterimiz main kamera olduğu için, bakın bunun bir tagı var. Main kamera diye. Bunun bir de farklı bir kullanım şekli var. Mesela karakter diyelim eşittir. Kamera nokta main yaparsak eğer, ana kamerayı bulacak. Nokta game object nokta transform dersek, hatta şuraya nokta transform dersek. Aynen. Bizim karakterimiz ana kameranın transformlarına eşit olsun. Yani bunun, yani zaten direktmen bunu bulacak. Bunu eşitleyecek. Oyunumuzu başlattık. Attım. Gidiyor gidiyor. Daha çok germemiz lazım ki daha ileri gitsin. Şöyle. Evet, gördüğünüz üzere arkadaşlar hemen silindi. Hatta şöyle göstereyim. Evet. Gördüğünüz üzere direkt ben siliyor. Hatta bu tarafa doğru atsak bile. Şöyle atsak bile. Pardon. Şöyle atsak bile bir zaman sonra kendini siliyor arkadaşlar. Evet, gayet güzel oldu. Videomuzu burada sonlandırmak istiyorum. 57 dakika olmuş. Gayet hoş bir süre olmuş. 57 dakika. Belki bunun part 2'si gelebilir arkadaşlar. Hani ek olarak bazı şeyleri verebilirim. Şu an aklıma hiçbir şey gelmiyor cidden. Bir dakika, ne eksik bunda şu an? Şöyle çekiyorum, atıyorum. Evet, ne eksik? Buldum, ne eksik? Bir dakika, pardon. Bunda ne eksik? Biz en başta demiştik ki şöyle. Şöyle attığımız zaman durduralım oyunumuzu. Bizim okumuz tam böyle sanki böyle hani değmeyecekmiş de, yani zorla değdirmiş gibi bir hal almış. Baksanıza. Tam sıfırdan durduruyor oyunu. Ya, tam sıfırdan şey yapıyoruz. Çünkü niye böyle oldu? Başlangıçta yoktu. Niye böyle oldu? Çünkü biz bunu dinamik yaptık. En iyi şeklini aldık bunu arkadaşlar. Yani değdiği anda hiç affetmiyor. Direktmen sıfırlıyor. Durduruyor kendini. Biz bunu nasıl halledebiliriz? Çok basit. Şunu ok alalım buraya. Şöyle gidelim buraya. Bunun koridorunu şöyle tutup, şu bakın edit diyorum. Nerede bunun koridoru? Gözükmüyor fazla. Şurada bakın. Şunu şöyle tutup geri doğru çekeceğim. Yani ya şu an bile şey yapabilirsiniz. Ne kadar içeri girsin. Bunun miktarını da ayarlayabilirsiniz. Şu an fazla gözükmüyor. Şunu bir yukarı doğru çekeceğim şöyle. Aynen. Oha girelim. Şu audio source'u kapatalım. Şu ikonlar gitsin bir. Hatta şunları da şöyle kapatalım şuradan. Şu taraftan bakalım. Aynen şu an gözüküyor bakın şurada. Bunu mesela ne kadar girsin? Şöyle girsin mesela. Bunu Apple deyip kaydediyoruz. Bunu siliyoruz. Oyunumuzu tekrar başlattığımız zaman. Hatta şunu böyle açayım da biraz. Şöyle çekiyorum. Bıraktığım anda. Bir dakika, yere düştü. Attığım anda, ah, durduramadım oyunu.
Şimdi nereye atsak bunu? Şöyle. Şöyle attığımız anda ya durduramıyorum. Bakın şu ara sıra saçmalıyor şu benim mouse. Heh. Oka geliyoruz. Bakın ne olmuş? Ne kadar biz belirlemişsek o kadar içeri giriyor yani arkadaşlar. Bunu düzelttik. Tamamdır. Şu anlık spesifik sıkıntı kalmadı. Eğer sizin istediğiniz şu an şu projede istediğiniz bir şey varsa ek olarak ne ekleyebiliriz? Bunu hakkında bir fikriniz varsa aşağı yorum olarak atabilirsiniz. Ve arkadaşlar buraya kadar dinlemişseniz yani şunu eğer şu laflarımı dinliyorsanız gerçekten çok teşekkür ederim. Beni bir saat boyunca dinleyip kapatmadıysanız gerçekten çok teşekkür ederim arkadaşlar. Gerçekten sağ olun, var olun yani. Bu kodları da arkadaşlar forum sitemizde paylaşacağım dediğim gibi. Ve ek olarak yeni bir çok farklı bir şey konuşacağız. Şey diyeceğim. Bir banka hesabı açtım. Eğer bize bir bağış yapmak isterseniz yani kendi isterseniz yani bu hiç zorunlamayla yapamam da. Eğer gönlünüzden gelirse bir bağış şeyi. Alta link yani bağış nasıl desem banka hesabını falan vereceğim. Oradan isterseniz bağış yapabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi günler. İyi oyun yapımları. Anlamadığınız, yapamadığınız veya sormak istediğiniz bir şey varsa yorum atabilirsiniz. Önerilere, eleştiriye her zaman açığım. Yani eleştirin yani hiç sıkıntı yok. Tekrardan görüşmek üzere. Facebook sayfamızda beğenmeyi unutmayın. Onu da linkini aşağıda vereceğim. Bay bay. Kendinize iyi bakın.